Aslanlar gibi diri ve hazır, umutlu ve inançlı olacağız. En erken ve en güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar. Varsa bir avuç kötü niyetli insan, onlara asla fırsat vermeyeceğimizi, asla onlara müsaade etmeyeceğimizi net olarak görsünler. Bunu göstereceğiz, tamam mı? Sandığa hakim olmak, moral ve enerji olarak iş disiplini ve ciddiyet itibariyle üstün olmak demektir. Bilgisiyle, özverisiyle, organizasyon yeteneğiyle üstün olmak demektir. Baştan sona bütün sürecin doğru ve hukuku yürümesine hep birlikte odaklanmak zorundayız. Kendi içimizdeki bilgilendirme ve iletişimi hızlı ve etkili biçimde sağlayacağız. Sandık hakimiyetini bir saniye bile zaafa asla uğratmayacağız. Tek bir oyun bile boşa gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onların bildiği gibi değil, konu bizim bildiğimiz gibi. Unutmayın, seçim bir oyla bile kazanılır. Bir oy. Bir oya gözünüz gibi bakacaksınız, tamam mı? Her bir oyun bize seçimi kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz. Günün her dakikasında sandığa hakim olduğumuzda kimse hile yapma imkan ve cüretini bulamaz. Bulamayacak. Sizler sayesinde bulamayacak. Son ana kadar aynı ciddiyetle görevimizin başında olacağız. Yorulmayacağız. Görevi ihmal etmek yok. Sandığı terk etmişmiş. Öyle bir şey yok. Bunlar bize yakışmaz. Şikayetçi olmak yok. Şu eksik, bu eksik demek yok. Türkiye'nin neferlerine böyle davranmak yakışmaz. Siz nefersiniz. Neferiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ve sonunu düşünmeden yola çıkmış inançlı insanlarız. O gün sandıklarda 1 milyon kişi olacağız. Bizi sadece ne yenebilir biliyor musunuz? Kendi yılgınlığımız, kendi karamsarlığımız. Başka hiçbir güç yenemez. Onun için karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Unutmayın, bu ülkeye demokrasi getirmekten hiç kimse bizi alıkoyamadı, koyamayacak. Koyamayacak. Kimse bizim mücadele azmimizi ve irademizi yenemedi, yenemeyecek. Bizler bu ülkenin demokratları ve vatanseverleri olarak asla vazgeçmeyeceğiz. Biz onların, o bir avuç insanın ciğerlerini biliyoruz. Biliyoruz değil mi? 2019'dan biliyoruz değil mi? Güzel. Onların, o bir avuç insanın sandık başı numaralarını da biliyoruz. Onların Anadolu Ajansı numaralarını da biliyoruz. Onlar bize sökmez. Onun için biz hakkın ve haklının... Şuraya bir sağlık görevlisi, şuraya. Bak hemen önümüzde. Şu öne doğru yaklaştırın rahatsızlık geçireni. Hakkın ve haklının değil, bazı kişilerin, kurumların güçlünün yanında olduğunu biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ama onlar da bizim gücümüzü biliyorlar. Biz bunu yaşadık, yaşattık. Nasıl yaptık? Hep birlikte yaptık. Partilerimizle yaptık. Parti yöneticilerimizle yaptık. Gönüllülerimizle yaptık. Üyelerimizle yaptık. Ve herkesle yaptık. Yapmaya devam edeceğiz.
karar vermiş bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını onlar da biliyorlar. Sandıklara sahip çıkmak ne demekmiş? Çuvallar üzerinde nasıl uyunulurmuş? Her türlü hileye rağmen seçim nasıl kazanılırmış? 31 Mart'ta, 23 Haziran'da onlara gösterdik. Yine gösteririz, yine göstereceğiz. Sevgili dostlarım, hayaller paylaşmak için burada değiliz. Sandık organizasyonunun tam ve eksiksiz olması için buradayız. Çeteni çıkara çıkara hasta ettiniz beni vallahi. Ceketi zaten hiç giymedim, merak etmeyin. Bu memlekete demokrasi gelene kadar da giymeyeceğim. Size söz. Size söz. Vatan mevki meselesi değil bu iş. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Onun için buradayız. 14 Mayıs'ta sandık başında yaşadığımız ne sorun varsa bugünden çözeceğiz. Bugün burada sizlere dağıtacağımız bazı mamuller var. O manuelleri alın, okuyun. Sandık görevlilerine, buraya gelemeyenlere ulaştırın. Her bir maddeyi dikkatle okuyun. Demokrasi neferleri olarak ödevimize çok ama çok çalışalım sevgili dostlar. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Seçimi kazandığımızda göreceksiniz. Bu millet rahat bir nefes alacak. Rahat bir nefes alacak. Hepimiz yeni bir geleceğe adım atacağız. Bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Bu bir avuç dışında herkes mutlu olacak, göreceksiniz. Herkese çok iyi gelecek. 28 Mayıs gecesi seçimi kazandığımızda millet kazanacak. Size söz. Şurada bir sağlık görevlisi ihtiyacımız var. Bakın sol tarafta. Demokrasi neferleri yazan şeyin önünde. Bana gelip nasıl başardınız diye sorduğunda ben de onlara ne diyeceğim biliyor musunuz? Bana sormayın. Sandık başında tarih yazan demokrasi neferlerine sorun diyeceğim. Aslan yürekli gençlere, kararlı, dirayetli, gözü bek vatanseverlere, yurtseverlere sorun diyeceğim. Sevgili hemşerilerim, birkaç cümleyle de ülkemizin diğer bölgelerine, dört bir yanındaki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Biz bugün İstanbul'u konuşuyoruz ama aynı zamanda bütün ülkemizin hazırlıklı olması lazım. Değerli vatandaşlarım, sevgili hanımefendiler, gençler, her yaştan, her köyden, her ilçeden, kasabadan, şehirden kıymetli seçmenlerimiz, 28 Mayıs'ta sandığı protesto etmenin, sandığa gitmemenin ve evde kalmanın maliyeti çok yüksek olacak. Asla tereddüt etmeyin. Asla, mutlaka sandıklara gidin, oyunuzu kullanın. Oy verirken çok derin düşünün. Karar verirken sadece kendinizi değil, çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızın, gençlerinizin sesinin kızılmasını istemiyorsanız, geleceğe umutla bakmasını istiyorsanız, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir şekilde milletin evlatlarıyla geleceğe yol yürümek istiyorsanız, gerçekten bu seçimde karar vermek çok kolay. Ya büyük bir değişime imza atıp bu ülkenin eşit ve onurlu evlatları olarak hep birlikte demokrasi içinde, huzurla, refah içinde yaşayacağız. Ya da bu iktidarın kalmasına müsaade ederek ülke olarak hep birlikte içinden çıkılmaz ekonomik, sosyal, eğitim, her türlü
bir girdaba sürükleneceğiz. Uzun yıllar büyük bir karanlığa mahkum olacağız. Onun için asla tereddüt etmeyelim. Sevgili vatandaşlarım, 28 Mayıs'ta sandıkları dolduralım. Değişimin lideri, Türkiye'nin akil ve demokrat lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim. Ülkemizin içinde sürüklenmekte olduğu bu ekonomik çöküşten hep birlikte kurtulalım. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki sizin yol arkadaşınızım. İyi ki birlikteyiz. Nice demokrasi zaferlerine, milletimizin kazanacağı zaferlere, bir avuç insanın kaybedeceği zaferlere hep birlikte koşalım. Sevgili hemşehrilerim, her şey 28 Mayıs hazır mıyız? Hazır mıyız? Biz de hazırız. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla.